bir hadis sahih değildir denilmesi o hadisin sabit olmadığı manası taşımaz. Mesela şimdi kültürel olarak konuşuyoruz. Bu hadis sahih değil derlerse, bir kitapta yazarsa, bir alimin vaazında geçerse, bu hadis uydurma anlamına gelir mi? Evet. He? Evet. Çünkü sahih değilin manası hadis istilahında lügata benzemez. Lügatta sahih doğru demek, sahih değil doğru değil demek. Ama hadis istilahında sahih değil demek Hasen olabilir, mertebesi var hadisin, kısımlandırmışlar alimler. O taksimata göre mütevatir var. Mesela o konuşmacı ne diyor? Mütevatirden aşağı beni kurtarmaz diyor. Mütevatir ne desen ne diyecek acaba? <laughs> mütevatir ne? Ya biri sorsa ki mütevatir ne? Huvel haberu thabitu ala elçineti kavmin la yutasavvaru tavatuhum alel kezibi. Acaba bunu diyebilir mi? Mütevatirin bu açılımını okuyabilir mi? Mütevatirden başka kabul etme. O ne demek biliyor musun? Mütevatir hadis kaç tane biliyor musun? Bir vaat dört, bir vaat on, bir on sekiz. Mütevatirden başka kabul etmem diyenin manasını anladın mı şimdi? Bir milyon hadisin tümünü reddediyorum demek. Ama siz de ne zannediyorsunuz? Vay be! Mütevatirci ne sağlamcı be! Ya anlamıyorsunuz bunları. Bunlar sizi suya götürür bilmem. Efendim üzerinizi soyar getirir ya. Vallahi diyorum üzerinizi soyar getirir. Susuz da değil yani. Çaptırırsınız yani. Vallahi kaptırırsınız. Bunlara sakın ha. Mütevatirden başka kabul etmem diyor. Mütevatir kaç tane var ya? Mütevatir demek sahabeden böyle bir kalabalık dinlemiş. O kalabalık o bir kalabalığa kalabalık kalabalığa Efendim sallallahu aleyhi ve sellem birçok buyurdu hadis-i şerif e, Hazreti Ömer tek, Ebu Bek tek, üç sahabe varken Ey Muaz, Ey Selman, Ya babekir. Böyle her dakika cemaatle konuşmuyordu ki. Ama onlar güvenilir insanlar. Sahabe-i kiram ne naklettilerse onlardan tabi. Hepsi şey, kanalları belli. Bir Kur'an'a inanırım diyor. Bir de mütevatir olacak diyor. Ha şimdi. Halbuki bir hadise sahih değildir denmesi, sabit olmadığı manası taşımaz. Delillerim ne? Al. Burada. Nebhanilerden, İbn-i Salahlardan... Zeynuttin Irakilerden, Leklevilerden, Ali Elkarilerden. Hepsini açıyorum, tercüme ediyorum. Sizin anlayacağınız, ananızın konuştuğunuz dilde. Herkesin lafını da anlamazsınız. Bizim bazı hocalarımız var. Bir yazı yazıyorlar. Siz hiç anlayamıyorsunuz. Şu ayağını yerden kesiyor adamın. Akademik yazarsan millet anlamaz. Ben ne yapıyorum? Sizin anlayacağınız dilde. Amcaca konuş evladım derdi Ali Eder Efendi babamız. Parantez açıyorum. Nasıl? Anlıyorsunuz değil mi benim yazdığım? Ya bir kere de Anlamıyoruz da demezsiniz. Anlamadığınızı da mı anlamıyorsunuz acaba? Ya mübarek adam. Mesela bir sohbet ediyor. Hoca efendi buyurun. Efendim, söz hakkı verir misiniz? Buyurun efendim. Ya bu yazınızdaki şu meseleyi anlamadım. Diyene rastlamadım ya. Çünkü okumuyor ya. <laughs> Böyle olmaz arkadaş. Benim de emeğime yazık. Zayiattandır yani. Bu hak değil bu. Bu hak değil. Bak burada yazmışım. Bir hadis sahih değildir derler. Sen ona ne cevap vereceksin? Kapı gibi cevaplarım var burada. Çünkü bu İmam Bukhari ne diyor? 600 bin hadisten seçtim diyor. 600 bin hadisten seçtim diyor. Bukhari sahih. Bukhari'dekilerin hepsi sahih mi? Hepsi sahih. Ama Bukhari'nin Tarihul Kebir diye bir kitabı daha var. 10 cilt, 12 cilt. Ondakilerin hepsi sahih mi? Değil. Onda zayıf da var, hasen de var. Anladın mı? Ama Bukhari sahih Bukhari olan kitabında ne şartı koymuş? Çok ağır sıhhat şartları koymuş. Yani bunu ne gibi anlayın? Çok kısa bir misal şu. Mesela adama gidiyor, hadis şeyhine, ondan bir hadis öğreniyor. Öğrendikten sonra bir sene sonra bir daha yolu düşüyor. Bir daha yolu düştüğünde bir daha onu soruyor veya konuşuyor. Onda biraz değişiklik görürse harfdir, şudur, budur, bir daha anlatırken veya unutkanlık görürse o rivayete sahip demiyor. Niye? Bunu kafası karışmış, biraz unutkanlık bulaşmış diyor. Acaba diyor önceki mi, sonraki mi ikisini de sıhhatten çıkarıyor. Hadislikten değil. Hadis hadistir. Ama sahih şartı koyduğu için hafızası yerinde olacak, unutmayacak, bir kere bile yalan söylemeyecek, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. Öyle ağır şartlar koşmuş. Bu şartlardakini aldım diyor. 600 bin hadisten diyor aldım diyor. 8 bin hadis mükerrerine çıkarsan 4 bin küsur. E 600 bin hadise ne diyor? Hadis değil mi diyor? Anladın mı? Ahmet İbn Hanbel 30 bin hadis koymuş. Küsuratı da olabilir. Müstede Ahmet'e kaç bin hadisten aldım diyor. Bir milyon diyor. Bir milyon hadisten aldım diyor. Ebu Züraer Razi, muhaddislerin en büyüklerinden. Ahmet İbn Abel'in oğluna öyle söylüyor. Babam bir milyon hadis biliyordu diyor. Nereden biliyorsunuz efendim diyor. Bir milyon hadisi bildiğini nereden biliyorsunuz diyor. Bir milyon hadisi diyor tek tek müzakere ettim diyor. Bütün bablarına girdim çıktım diyor. Babandan diyor. Ha Bunlar böyle adam. Bunlara unutmak yanaşmamış. Diyor, nasıl unut, unutmayı öğretseniz diyor. Ben de bir şeyi unutmak istiyorum, unutamıyorum diyor. Ha bunları Allah özel yaratmış. Zaten onun için onların ilmi mütever, sahih demeleri şey demeli. Bir zamana kadar, Dare kadar, kadar diyor. Mesela Beyhakı 458 vefatı. Mesela Beyhakı'dan sonraki hadis hafızlarının sahih deme haklarını bile kırpmışlar ulema. Diyorlar ki artık o döneme kadar Allah bir hafıza vermişti bunlara. Unutma diye bir şey bilmiyorlar. Bunlar tamam. Ondan sonrakiler onlara tabi olacaklar diyor. Kendi hüküm vermesinler diyor. Muhaddisler böyle söylüyor. Yani sene 458 ne oluyor işte? Dört buçuk asır falan. Yani bu kapı nereden baksan 900 sene evvel kapanmış. Yani sahih deme şartlar. Sonradan da bazı alimler, hafız münziriler falan bazıları bazı hadislere sahih hükmü verebiliyor. Bu sahih hükmü verebilmek çok zor iş. Bunlar ilk baştaki tabakadan efendim başlıyor. Süfyan Sevri, Ahmet Nahim, de şeyhlerinden başlıyor. İmam-ı Azamların da, İmam-ı Azam tabi'in, sahabe görmüş zaten. Artık İmam-ı Azam ilk tabaka. Anladın mı? Tabi'in ilk tabaka. Böyle geliyor işte dört buçuk asıra kadar. Ama şimdi sahih değil demek, hadis değil demek anlamına gelmiyor. ya bunları bileceksin.